İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, artan su fiyatlarına ve yapılan su israfına dikkat çekti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, diğer şehirlere oranla Kayseri'deki su fiyatlarının kıyaslanması gerektiğini söyledi. Yücel şunları ifade etti. 2021 yılı Kaskin'in e, faaliyet raporları konuşulurken bizim önümüze her zamanki gibi bir kitapçık veriliyor. Biz diyorlar 3 aldık, 5'e verdik, 5 harcadık, ikisi gitti, belediyeden destek, kredi şu. Ya biz buna takılmıyoruz. Biz diyoruz ki su fiyatlarının farklı şehirlere göre Kayseri'de ne olmalı? Bununla ilgili spontane çok hızlı bir şekilde bütün vatandaşlar ulaşabilir. Örneğin girsin Konya'nın su fiyatına baksın, Eskişehir'in baksın, Bursa'nın baksın, Diyarbakır'ın baksın. Baksın ki hepsinden daha pahalı olduğunu Kayseri'nin görsün. Ama tabii biz bunu açıklamasını yaptığımızda Sayın Başkan ve Kaskin'in genel müdürü bunlara bir cevap vermek durumunda. Vatandaşın canı yanan bir durum var ortada. Vatandaş su fiyatı dediğin zaman artık korkuyor. Pandemi döneminde bir indirim vardı sonra bir katladı. E vatandaş bize o kadar ulaşıyor feryat ediyor da sayın başkanlar size söylemiyor mu? Konya'da düşük olduğunu sayın başkan kendisi söyledi. Bizden düşük olduğunu. Gerekçesi şu diyor. Kayseri'de Erciyes daha var. Su oranımızın çok yüksek olduğu bir şehirde her yerden çıkan suyumuzun içildiği bir ortamda niye benimki pahalı? Ben bunu vatandaşımıza adına sordum. Bir de e, şehirden göçe göç olsun diyorsanız sadece dedim canlı hayvan yani bir koyundur, inektir. Bu teşvikle bunu vermekle bir vatandaş köyüne dönmez. Bunlar ne yapacaksınız? Bu hayvanların yem fiyatlarıyla atıyorum diğer giderleriyle ilgili konuda su da etken dedim. Suda da siz bir teşvik yapacaksınız. Çünkü bir büyükbaş hayvan günde 60 ila 120 litre su tüketiyor dedim. Yani bunu ödeyecek bir vatandaş yani bir ay içerisinde inanın su fiyatlarının ne kadar yükseğe gittiğini görünce hayvanlık kesime götürüyor. Sebeplerden bir tanesi de su dedim. Bu anlamda teşvik edecekseniz köye dönüşü su fiyatlarında buradaki vatandaşlar indirim yapın dedim. Ayrıca Vatandaşlarımızın sahada çıktığımızda seçimden beri bize söyledikleri 31.12.2017'de bir imar affı çıktı. Çıkan imar affında bu vatandaşlarımız kaçak yapılarını çıkan kanun çerçevesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gitti ve burada yasallaştırdı. Yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü dedi ki tamam kardeşim bana şu kadar harcı yatır. Senin bundan sonra yerin resmi eksik. Bu eksikliği nasıl anlatacaksınız dedim. Niye anlatmadınız? Bir belediye başkanı olarak, bir belediye meclis üyesi olarak, bir bakan olarak yetkili ağızdan niye anlatmadınız? bu vatandaş tapuya götürüp bunu tescil ettirmediği sürece bu inşaat kaçak. Ve bu inşaatın bedelini çevre şehirciliğe yatıranlar cebinden çıkan parayı da kaybetti. Ve şimdi inşaatlar kaçak gözüküyor. Her vatandaş 8.060'dan su parası öderken bu vatandaşımız 16'dan ödüyor. Niye uyarmadınız bunu dedim. Bu uyarılar niye yapmıyorsunuz dedim. Ve Bizim kırsala dönüşle ilgili kentsel e, kırsal alan belirlemesiyle ilgili yine Sayın Başkanlara su fiyatlarının en düşünün dörtte biri olacak ifadesini kanun maddesiyle ben Bursa'da başka şehirlerde net ifade ettim, gösterdim. Bu yasanda bir an önce buralarda uygulanması lazım dedim. Sayın Başkan tabi bu konularla ilgili defaten farklı açıklamalar yaptı ama tatmin edici noktada karar kamuoyunun. Biz onlar adına bu konuyu açtık. Kayseri'de bugün kaçak su kullanılıyor. Vatandaşımız kaçak suyun bedelini de sürekli ödeyen bir daha ödüyor. Kimin kullandığı belli değil bunu. Bunu da genel müdüre bizzat so sordum. O da pratik hesaplarda sitemize girerseniz görürsünüz. Gördüğüme beni inanmıyorum. Çünkü bu doğru bir oran değil. Siz kaçak suyun birçoğunu okullara, resmi kurumlara veya camilere, park alanlarına gönderirken siz bunu vatandaşa anlatmıyorsunuz. Ben bu oranın yüzde 30-35 civarında olduğunu bir takım bilgi aldığım yerlerden görüyorum. Ve bunun da bedelini masum vatandaşımız ödüyor. Ve bizim Kayserimizde su ile ilgili dünyadaki sıkıntıya dikkat çekmek istedim. İyi Parti grubu adına. Bugün dünyada su sıkıntıya gittiğini artık her yer herkes konuşuyor. Kayseri'de bununla ilgili ne zaman bir belediye başkanı olarak veya KASKİ genel müdürü olarak açıklama yaptınız? Hangi vatandaşa bir duyuruda bulundunuz? Hangi billboardlarda, hangi televizyon ekranlarında çıkıp su çok kıymetlidir. Bir damlası bile çok önemlidir. Bunu boş yere akıtmayalım, boş yere harcamayalım. Ne zaman uyarı yaptınız? Hiç uyarı yapmadınız. Ama ben kendilerine şu örneği verdim. Kayseri'de bugün bir buçuk milyon nüfus var. Bir kişi bir günde sebze yıkarken, elini yıkarken veya suyu açık unuttum derken bir litre su kaybına sebep olsa ve bu da bir buçuk milyon nüfusta bir buçuk milyon litre yapar. 365 günde de bu 600 bin metre litre su diye dönüşür. Bu boşa akan bir su. Bununla ilgili siz ne zaman bu vatandaşı uyaracaksınız? Ne zaman duyarlı olacaksınız? Ne zaman bunu siz ticarete dönüştürüp boşa giden suyu ticari anlamda bir su tesisi kurup bir yerlere satıp oradan gelen parayla belki de Kaskin'in bugün burada geçen bütçesinin iki katı kadar yaklaşık bir parayı siz Kaskiye kazanç olarak dönüştürebilirsiniz. Bir dönem Sayın Belediye Başkanı demişti ki Allah'ın suyuna param olur. Herhalde diyorum bunu benim düşündüğümüz, bizim düşündüğümüz düşünerek demiştir ki Allah'ın suyuna param olur ve Kayseri halkına da ücretsiz su verilebilir diye ben Memduh Başkanımın bulunduğu ortamda bütün belediye başkanı ve belediye meclis üyelerine KASKİ genel oturumunda İyi Parti grubu adına ifade ettim.